Arkadaşlar merhabalar. Konularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk videomuzu yüklemiştik. Yapısına göre kelimeler konusunu anlatmıştım sizlere. Bugün de noktalama işaretlerini anlatacağım arkadaşlar. Konuyu anlattıktan sonra, siz de dinledikten sonra bol sorularla ve bol örneklerle pekiştirelim. Ne kadar çok örnek çözerseniz, ne kadar çok soru çözerseniz sizin için o kadar faydalı olacaktır arkadaşlar. Noktalama işaretlerini ben size en özet şekilde, en iyi anlayabileceğiniz şekilde yazdım ve o şekilde de anlatacağım arkadaşlar. Videomuza başlayalım. Noktalama işaretlerini ilk olarak noktadan, ilk noktalama işaretimiz olan noktadan başlayalım arkadaşlar. Biliyoruz, tamamlanmış cümlelerin sonuna ne konur arkadaşlar? Hep söylediğimiz, hep süre gelen, dile gelen bir özelliktir. Tamamlanmış cümlelerin sonuna ne konur arkadaşlar? Nokta konur. Hemen bir örnek verelim. Dün gece gözünü bile kırpmamıştı. Cümleyi tamamladım. Cümlem tamamlanmışsa sonuna ne koyacağım arkadaşlar? Nokta koyacağım. Devam ediyorum. Bazı kısaltmaların sonuna nokta konur. Bu da ikinci özelliğimiz. Avukat kısaltmasını yaptım. O zaman sonuna ne koyacağım? Nokta koyacağım. Profesör kısaltmayı yaptım. O zaman kısaltmadan sonra ne koyacağım ben yine arkadaşlar? Nokta koyacağım. Sıra bildirmek için konur. Sıra bildirmek için ben 5. cadde birinci olmak için çalışıyor dediğim zaman, mesela ikinci apartman, üçüncü ev, dördüncü araba dediğim zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Sıra bildiriyorum, değil mi? O zaman sıra bildiriyorsam ben rakamlardan sonra ne koyacağım, ne kullanacağım? Nokta işaretini kullanacağım. 5. cadde dersem ne yapacağım arkadaşlar? Noktamı kullanacağım. Birinci olmak için çalışıyor. Birinci olmak, yine bir sayı bildiriyorum. O zaman birin önüne koyacağım. Noktayı koyacağım arkadaşlar. Devam ediyorum. Tarihlerin yazılışında gün, ay, yıl arasına nokta konur. Gün, ay, yıl arasına nokta konur. Aynı zamanda arkadaşlar eğik çizgide konur. İki özelliğimiz de doğru. 03.09.1990. Ne yaptım arkadaşlar? Gün, ay ve yıl arasına noktayı koydum. 12.08.2017. Yine tarih bildirdim. Gün, ay, yıl arasına ne koydum? Nokta koydum. Arkadaşlar hem nokta hem de ne kullanılabilirdi? Eğik çizgi kullanılabilir. Her iki kullanım da benim için doğrudur arkadaşlar. Saat ve dakika arasına nokta konur. Sakın arkadaşlar bu yanılgıya düşmeyesiniz. Saat ve dakika arasına asla iki nokta konmaz. Saat ve dakika arasına sadece ne konur arkadaşlar? Tek nokta konur. Dün 16'da geldi. Saat ve dakika arasına sadece ne konurmuş arkadaşlar? Tek nokta. Sakın iki nokta kullanmayasınız arkadaşlar. İki nokta kullanırsam ben ne yaparım? Hata yapmış olurum. Noktalama hatası yapmış olurum. Demek ki cümlelerin sonuna nokta konur. Bazı kelimelerin, bazı kısaltmaların sonuna nokta konur. Sıra bildirmek için nokta konur. Tarihlerin yazılışında gün, ay, yıl arasına nokta gelir. Saat ve dakika arasına da nokta gelir arkadaşlar. Noktadan sonra virgüle geçelim. Virgül, birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelimelerin arasına konur. Edebiyat, sinema, müzik gibi sanatlar insanlara huzur verir. Ben birkaç tane sanatı ne yaptım? Sıraladım, değil mi? Edebiyat, sinema, müzik. Ben sanatları sıraladım. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Aralarına virgül koyacağım. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için. Nasıl yani sıralı cümle ne demek? Çalıştık, sabrettik, kazandık. Çalıştık tek bir kelime. Ama aynı zamanda bir cümledir arkadaşlar. Çalıştık, virgül, sabrettik, virgül, kazandık. Cümleyi tamamladım, noktayı koydum. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra kullanılır. Mektup yazarız. Mektupta canım babam dediğim zaman ben ne yaparım? Hemen virgülü kullanırım. Burada da arkadaşlar iki noktalı virgül kullanmayasınız arkadaşlar. Noktalı virgül kullanırsanız ne yaparsınız? Yanlış yapmış olursunuz. Demek ki hitap için kullanılan kelimelerden sonra ben ne kullanacakmışım? Virgül kullanacakmışım. Sevgili arkadaşım. Yine bir hitap ve ne kullandım? Virgül kullandım arkadaşlar. Anlam karışıklığını önlemek için. Nasıl yani, diğer bir özelliğimiz bu. Anlam karışıklığı nasıl olacak? Yaşlı ağacın arkasında dinleniyordu. Şimdi buradan ben iki anlam çıkartırım.
Ağaç mı yaşlı yoksa yaşlı bir insan ağacın arkasında dinleniyor muydu? İki anlam çıkıyor buradan. Ben anlam karışıklığını önlemek istiyorum. O zaman ya yaşlıdan sonra ya ağacın kelimesinden sonra ne kullanacağım? Virgül kullanacağım. Yaşlı ağacın arkasında dinleniyordu. Yani yaşlı bir insan ağacın arkasında dinleniyordu. Yaşlı kelimesinden sonra virgül kullandım ve anlam karışıklığını önledim. Diğer bir özelliğimiz anlamı pekiştirmek için tekrarlanan sözcüklerin arasına konur. Anlamı pekiştirmek için ben bir şiirden iki mısra aldım sizler için. Kopar sonbahar tellerinden, derinden, derinden, derinden. Anlamı pekiştirmek için aynı kelime tekrarlanmış. O zaman ben bunların arasına ne koyacağım arkadaşlar? Virgül koyacağım. Diğer bir özelliğimiz de demek ki anlamları pekiştirmek için tekrarlanan sözcüklerin arasına konması. Bu da virgüldü arkadaşlar. Virgülden sonraki noktalama işaretimize geçelim. Noktalı virgül. Noktalı virgülün iki önemli özelliği var arkadaşlar. Virgülle ayrılan tür ve takımları birbirinden ayırmak için. Tür ve takımlar. Ne demek tür ve takımlar? Bakalım şimdi. Örneğimizle daha iyi anlayalım. Şairlerden Cahit Sıtkı Tarancı, Yahya Kemal, yazarlardan Nazan Bekiroğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar'ı severim. Bakın hem şairlerden örnek vermiş hem yazarlardan. İkisi de farklı bir kategoriye giriyor değil mi arkadaşlar? O zaman ikisi de farklı türlerden. O zaman ben bunları ayırmak için ne kullanacağım arkadaşlar? Noktalı virgül. Şairlerden Cahit Sıtkı Tarancı hatta virgül, Yahya Kemal noktalı virgül, yazarlardan Nazan Bekiroğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar'ı severim arkadaşlar. Cümlemi tamamladım ve noktamı da koydum aynı zamanda. Hem virgülü, hem noktalı virgülü, hem de noktayı size göstermiş oldum bir örnekte. Mesela şöyle bir örnek de verebiliriz. Pazardan elma, ayva, armut. Bunlar meyve değil mi? Başka bir mesela sebze kategorisine geçeyim. İşte salatalık, domates, biber aldım. Elma, ayva, armut. Noktalı virgül. Domates, salatalık, biber ayrı bir şey olduğu için ben ikisi arasında ne getirdim arkadaşlar? Noktalı virgül getirdim. Demek ki tür ve takımları birbirinden ayırmak için ne kullanacakmışım? Noktalı virgül. Diğer bir özelliğimiz içinde virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için. Sıralı cümleleri tekrar bakıyoruz. Gözyaşları kalbin sessiz akarsularıdır. Bu tek başına bir cümledir değil mi arkadaşlar? Noktalı virgül. Bazen tatlı akar, bazen acı. Demek ki içinde virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için de ne kullanırmışım? Noktalı virgül. Gözyaşları kalbin sessiz akarsularıdır. Bu bir cümledir. Bu bir cümledir değil mi? İki tane cümle var burada. Ben cümleleri birbirinden ayırmak için ne kullandım? Noktalı virgül kullandım. Noktalı virgülden sonra diğer bir noktalama işaretimize geçelim. İki nokta. Örnek verilecek cümlenin sonuna konur. Birinci özelliğim. Şairin şiirinde kullandığı temalar özgürlük, eşitlik, aşk, devam ediyor kullandığı temalar. Devam ettiği için de cümle tamamlanmadığı için ne kullandım aynı zamanda? 3 nokta. O zaman şairin şiirinde kullandığı temalar 2 nokta. Örnek sıraladığı için arkadaşlar, örnek sıraladığı için küçük harfle başlayacak. Buna da dikkat edelim. Açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur. Özne şu şekilde tanımlanır. Özne'nin sana tanımını yapıyor. Tanımını yapıyorsa ne kullanacağım ben? İki nokta. Yüklemde bildirilen işi yapan ögedir. Sizin 8. sınıf konunuz olacak arkadaşlar. Aynı zamanda ögeler konusu. Demek ki açıklama yapılacak cümlenin sonuna ne konurmuş arkadaşlar? İki nokta konurmuş. Gelelim 3. özelliğimize. Karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiden sonra iki nokta konur. Mesela Sezar'la Brutus'un konuşması var. Sezar bir konuşma yapacak. Ne kullandım? İki nokta. Brutus de buna bir cevap verecek. Ne kullandım yine? İki nokta. Sezar'dan sonra işte Sezar cümlesini söyleyecek. Brutus cümlesini söyleyecek. Ama ben ondan önce ne kullanmak zorundayım? İki nokta kullanmak zorundayım. Arkadaşlar iki noktada dikkat etmeniz gereken önemli bir özellik var. Not şeklinde bunu yazdım. Eğer iki noktadan sonra
Cümle geliyorsa şu ikinci özelliğimizde olduğu gibi cümle nasıl başlayacak? Büyük harfle. Ama iki noktadan sonra kelimeler, sözcükler sıralanacaksa küçük harfle başlar. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Birinci örnekte kelimeler sıralandığı için küçük harfle başladım, dikkat ederseniz. İkinci de cümle geleceği için iki noktadan sonra büyük harfle başladım. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. İki noktadan sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Üç nokta, diğer bir noktalama işaretimiz. Ben tamamlanmış cümlelerin sonuna ne koyuyordum? Nokta koyuyordum. Eğer benim cümlem tamamlanmamışsa, devam edecekse bunun sonuna ne koymam gerekiyor? Üç nokta koymam gerekiyor. Urfa'yı o kadar çok özledim ki. Cümlem bitmedi. Devam ediyor. O zaman ben ne koyacağım arkadaşlar? 3 nokta. Diğer bir özelliğimiz kaba sayıldığı için veya başka bir sebepten dolayı açıkça yazılmak istenmeyen kelimelerin yerine konur. Kaba sayıldığı için veya yazılması uygun olmayan kelimeler vardır, sözcükler vardır arkadaşlar. Ben onun yerine ne koyarım? Bilinmesini istemiyorum ya da herhangi bir yerin. 3 nokta kullanırım. Mesela o günlerde nokta 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 adlı eğlence merkezine giderdik. Eğlence merkezinin adını vermek istemedim. O yüzden yerine ne kullandım? 3 nokta kullandım. Devam ediyorum. Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine ne konur? 3 nokta konur. Mesela bir hikayenin bir yerini anlatmak istiyorsunuz. Bir kısmını anlatmak ya da yazmak istiyorsunuz. Onun muhakkak neyi var? Bir öncesi var değil mi arkadaşlar? E bir de sonrası var, devamı var. O zaman ben hem başında hem sonunda da ne kullanırım? 3 nokta kullanırım alıntıların yerine arkadaşlar. Devam edelim. 3 noktadan sonra diğer bir noktalama işaretimiz olan soru işaretine. Soru işareti arkadaşlar, soru eki veya soru sözü içeren cümlelerin sonuna konur. Birinci özelliğimiz. Soru eki veya soru içeren cümlelerin sonuna. Derslerine çalıştın mı? Mı bir soru ekidir değil mi? Hemen ne kullandım? Soru işareti. Oraya gidersen nerede kalacaksın? Herhangi bir soru eki yok ama bir soru sözüdür. Oraya gidersen nerede kalacaksın? Soru anlamı var. O zaman ne kullanacağım ben? Soru işareti. Devam ediyorum ikinci özelliğim. Soru bildiren ancak pardon arkadaşlar. Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna konur. Yani ne soru eki olacak ne de bir soru anlamı ifade eden bir cümle olacak. Tek bir kelime yani. Mesela adınız dediğim zaman ben ne yapacağım? Soru soruyorum değil mi? Tek bir kelime ne kullandım ama yine soru işareti kullandım. Üçüncü özelliğe geçiyorum. Bilinmeyen, kesin olmayan, şüpheyle karşılanan yer, tarih ve benzeri durumlar için konur. Mesela Fuzuli'nin doğum tarihini söylüyorum ama doğum tarihinden emin değilim. O zaman ne kullanırım arkadaşlar? Soru işareti kullanırım. 1496 yılında doğan Fuzuli. Devam ediyor cümle. Cümle devam ettiği için de ne kullanmış? 3 nokta kullanmış. Buraya da dikkat edelim arkadaşlar. Demek ki bilinmeyen, kesin olmayan, şüpheyle karşılanan yer, tarih ve benzeri durumlar için ne kullanırmışım arkadaşlar? Soru işareti kullanırmışım. Devam edelim. Diğer bir noktalama işaretimiz kısa çizgi. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur. Ben defterime yazdım ama sığmadı. Ne yaparım arkadaşlar? Kısa çizgiyle keser, alttan alt satırdan devam ederim değil mi? Mesela babam bana çalışmayı fakat işinin esiri olmamayı öğretti. Cümlem sığmadı. Ne yaptım ben buraya? Kısa çizgiyi koydum ve alt satırdan cümleme devam ettim. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken sonuna kısa çizgi konurmuş. İkinci özelliğimize gelelim. Kök ve ekleri birbirinden ayırmak için kullanılır. İkinci özelliğimize de bakalım. Durak.
Bir önceki videomuzdan hatırlayın arkadaşlar, ek kök bilgisi konusundan hatırlayın. Mesela bunu ekine köküne ayırdığımız zaman, tahlilini yaptığımız zaman durak kökü nedir? Durmaktan durak olur değil mi? Ben bunu ekine köküne ayırdığım zaman ne kullanacağım? Kısa çizgi kullanacağım. Bilim, bilmekten bilim. Ekine köküne ayırdım. Yine ne kullandım arkadaşlar? Kısa çizgi kullandım. Üçüncü özelliğe geliyoruz. Heceleri göstermek için kullanılır. Akıllıca kelimesini heceleyelim. Akıllıca. Akıllıca kelimesine. Ben hecelerini ayırdım. Hecelerini de ayırırken ne kullandım arkadaşlar? Kısa çizgi kullandım. Bu da diğer bir özelliğimiz. Fiillerin kökünü göstermek için konur. Hatırlıyor musunuz? Benim master eklerim nelerdi? Mek mak ekleriydi değil mi arkadaşlar? Ama ben mek mak eki yazmak yerine git mek. Şu çizgiyi de koyarsam ne anlama geliyordu? Kısa çizgide mek mak yerine kullanılıyordu değil mi arkadaşlar? Ben mek mak yazmıyorum da sadece şu kısa çizgiyi kullanıyorsam yine ne anlamı taşır bu? Fiil anlamı taşır değil mi? Gitmek, koşmak, gelmek gibi. Diğer bir noktalama işaretimiz olan uzun çizgiye bakalım arkadaşlar. Satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Mesela eski günleri özledin mi? Ben ona soru soruyorum değil mi? Soru işaretini koyayım. Şöyle cevap verecek. Cevap verecek ve ben ona özledim dediğim zaman başına ne getireceğim? Uzun çizgiyi getireceğim arkadaşlar. Uzun çizgi ya da diğer adıyla konuşma çizgisi. Zaten tek bir özelliğimiz var. Konuşma çizgisi olarak kullanılır arkadaşlar. Diğer bir noktalama işaretimize geçiyorum. Eğik çizgi. Eğik çizginin özelliklerine bakalım. Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur. Genelde dizeler nasıl yazılır arkadaşlar? Alt alta yazılır değil mi? Ama ben yan yana yazarsam araya ne koyacağım? Eğik çizgi. Hemen örneğimize bakalım. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. İstiklal Marşımızdan iki mısra aldım ve ben bunu yan yana yazdım. Yan yana yazdığımsa araya ne koyacağım arkadaşlar? Eğik çizgi koyacağım. Adreslerde ikinci bir özelliğimiz. Adreslerde apartman numarası ile daire numarası arasına veya semt ile şehir arasına konur. Mesela No 26 bölü 1. Ya da Elazığ yine bir eğik çizgi merkez. Elazığ'ın herhangi bir bölümünü, ilçesini ya da merkezini belirteceğim ve kullanacağım arkadaşlar. Eğik çizgi kullanacağım. Üçüncü özelliğimiz, hatırlayın noktada bunu söylemiştim. Tarihlerin arasına hem nokta gelirdi değil mi? Hem de eğik çizgi gelirdi arkadaşlar. İki kullanım da benim için doğru olur. Diğer bir noktalama işaretimize geçiyoruz. Tırnak işareti. Tırnak işaretinde belirgin iki özelliğini sizlere yazdım arkadaşlar. Doğrudan aktarım cümleleri tırnak içinde alınır. Nasıl yani? Ben birinin sözünü direkt iletiyorsam, direkt yazıyorsam ne yapacağım arkadaşlar? Tırnak içerisinde alacağım. Yahya Kemal, mısra benim namusumdur der. Yahya Kemal'in sözünü sen direkt söylüyorsun. O zaman ne yapacağım? Tırnak içerisine alacağım arkadaşlar. Unutmayın, noktalama işareti tırnağın içinde kalır arkadaşlar. Bu da diğer bir kuralımızdır. Asla noktayı götürüp de dışarıya yazamazsın. Yanlış olur. Bu kurala da dikkat edelim arkadaşlar. Birinci özelliğimizde ikinci özelliğimize bakalım. Cümle içerisinde eserlerin veya yazıların adları tırnak içerisine alınır. Eserlerin, yazıların, hatta yazarların bazen değişebiliyor. Ben bir örnek verdim sizlere. Sevdiğim bir kitap arkadaşlar. Nazan Bekiroğlu'nun Nar Ağacı kitabını okudun mu? Nar Ağacı kitabını belirtmek istiyorum ben. Eser adı olduğu için ben bunu ne yaptım arkadaşlar? Tırnak içerisine aldım. Devam ediyoruz. Diğer bir noktalama işaretimiz olan yay ayraç ya da diğer adıyla parantez. Benim son noktalama işaretim arkadaşlar. Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için ben ne kullanırım arkadaşlar?
Yay ayraç ya da parantez. Nasıl yani şimdi bunu bakalım. Anadolu kentlerini, köylerini, köy sözünde büyük bir hasretle yazıyorum. Gezmeyi çok isterim. Şimdi cümlenin dışında kalan bir kısım var burada. Anadolu kentlerini, köylerini gezmeyi çok isterim. Köy sözünü büyük bir hasretle yazıyorum dediğim zaman arkadaşlar, ne yapıyorum ben? Bu farklı bir cümle. Cümlenin dışında kalan bir yorum. Kendi yorumunu katmış yazar. Farklı bir yorum olduğu için de ben bunu ne yaparım arkadaşlar? Parantez içerisine, yay ayraç içerisine alırım. Diğer bir özelliğimiz tiyatro eserlerinde konuşanın hareketlerini ya da durumunu belirtmek için. Mesela bir tiyatro metni okuyorsunuz arkadaşlar. Orada herhangi bir özellik yapması lazım, özellik katması lazım konuşmaya. Mesela Dicle Hanım artık gelmeyecek dedi. Bunu nasıl söylemiş? Sesi titreyerek söylemiş. Konuşanın durumunu belirtmek için. Ben ne yaptım? Yay ayraç içerisine aldım. Diğer bir özelliğimiz alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı göstermek için kullanılır. Cenap Şerbettin'in bir sözünü yazdım buraya. Giden sevgiye hiç kimse yetişemez. Kiminmiş bu? Kime aitmiş? Cenap Şerbettin'e aitmiş. O zaman ben Cenap Şerbettin ne yapacağım? Yay ayraç içerisinde kullanacağım. Diğer bir özelliğimiz bir bilginin kesin olmadığı durumlarda soru işareti yay ayraç içine alınır ya da konur. Şimdi mesela ben biraz önce soru işaretini anlatırken size söylemiştim arkadaşlar. Herhangi bir kesinlik bildirmiyorsa, netlik bildirmiyorsa ben bunu nasıl belirtiyordum? Soru işaretiyle belirtiyordum, değil mi? O zaman soru işaretini ben ne yapacakmışım demek ki yay ayraç içerisine alacakmışım arkadaşlar. Noktalama işaretleri bu kadar. Size en özet şekilde anlatmaya çalıştım. En kısa şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Sizler de bol tekrar yapıyorsunuz. Bol tekrarlarla, bol sorularla ve bol örneklerle pekiştiriyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kitap okumayı da ihmal etmeyin. Görüşürüz.